Şimdi son derece çarpıcı bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu an. Alec Baldwin, bakın tanırsınız mutlaka, bir Hollywood starı. Ne oldu biliyor musunuz? Görüntü yönetmenini vurdu ve hayatına mal oldu bu. O görüntü yönetmeninin bir filmin çekimi esnasında gerçekleşiyor bu olay. Dünyanın en büyük Hollywood starlarından bir tanesi kendisi ve görüntü yönetmenini vuruyor. Bakın şu anda bütün dünyada flash haber olarak geçen bu olay. 42 yaşında görüntü yönetmeni ve hastaneye kaldırılıyor. Ancak maalesef hayatını kaybediyor. New Mexico eyaletinde gerçekleşen bir filmin çekimleri esnasında görüntüdeki Hollywood starı Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürüyor. Şimdi bu konu çok hassas ve dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Hemen Aliç, Amerika'ya uzanalım ve detayları kendisinden alalım. Günaydın Ali, yayınımıza hoş geldin. Nedir detaylar, bize bildiğin kadar aktarabilir misin lütfen? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın Uğur Bey. Evet, flash haber olarak şu anda Amerikan medyası da geçmeye başladı. New Mexico'da Türkiye saatiyle 20.50'de film setinde yapılıyordu, çekimler yapılıyordu ve kazara ünlü Hollywood yıldızı iki kişiyi vuruyor. Ve bunlardan görüntü yönetmenini, 42 yaşındaki kadını da ağır şekilde vuruyor ve hemen helikopterle iki yaralıyı hastaneye kaldırıyorlar ve kadın direktörün hastanede hayatını kaybettiği açıklanıyor. Diğer kişinin de, o da diğer direktör, film setinde çalışan diğer direktör de şu anda tedavisi yapılıyor. Tabii bu olayda nasıl kazara olduğu ile ilgili bir açıklama yok ama polisin 911 dediğimiz, yani acil hatta telefondan sonra olaya yerine vardığını ve helikopterle de iki yaralıyı hastaneye taşıdıkları ile ilgili polisten bir açıklama var. Ama tabii Hollywood yıldızının bundan sonraki süreçte nasıl bir suçlamayla karşılaşacağı ile ilgili yargı tarafında bir açıklama yok. Çünkü çok sıcak bir haber. Ama ünlü Hollywood yıldızının iki kişiyi vurduğunu, bir kişinin yaralı olduğunu ve diğer kişinin de hayatını kaybettiğini belirtebiliriz. Şimdi Ali, benim aklıma gelen ilk soruyu sana sormak zorundayım. Öyle hissediyorum çünkü. Ya normalde film setlerinde gerçek olmayan mermiler, gerçek olmayan silahlar kullanılır ya. Burada acaba, hani bazı filmlerde görürüz ya, mahsus içine gerçek mermi koyarlar, gerçek tabancanın içine ve kazayla da olsa o ölür. Böyle bir şey mi? Yoksa niye gerçek silah kullanıldı? Buna dair bence en çok sorulan sorulardan bir tanesi de budur herhalde. Kesinlikle, yani burada nasıl bu iki kişiyi vurduğuyla ilgili hiçbir detay verilmiyor şu ana kadar. Sadece taziye mesajlarını görüyoruz. Ama polis bu konuda bir açıklama yakından takip ediyoruz, yapacağına inanıyorum. Ama vurduğuna göre evet, gerçek silah kullanıldığı tahmini var. Ama tabii şu an itibariyle şu şekilde vurmuştur diye hiçbir açıklama yok resmi olarak. Çok teşekkür ederiz Ali Çınar. Gelişmeleri anında aktardın bize. Kolaylıklar diliyoruz sana. Çok teşekkürler. Vallahi ben ilk duyduğumda şoke oldum ve hatta inanamadım yani. Çünkü bir film setinde gerçek silah. Bir de tabii Alec Baldwin'in şüpheli başka bir durumu daha var. Geçmişte siz de biraz araştırırsanız göreceksinizdir. Uyuşturucu alkolle uzun süre başı beladaydı. Başka bir şey mi var acaba diye de insanın aklından geçmiyor değil ama bu bizim görmediğimiz bir şeydi. Bir Hollywood starının bir film setinde birinin ölümüne neden olması. Tabii ki detayları paylaşacağız geldikçe sizlerle. Şimdi biz sağlığımızla devam edelim. Çünkü Türkiye'de en çok konuşulan